Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böyle bir kutuyla kasnakta pomponlu battaniye yapımını göstereceğim. Öncelikle kutumuzun kapaklarını açıyoruz. Sonra çöp şiş olarak kullanılan bu malzemeyle kenarlarına iplerimizi sarabileceğimiz çubuklar yapacağım. Ondan sonra da ipimizle sararak kasnağımızı yapacağız. Bunun için beş santim aralıklarla işaretleyeceğim. İşaretlediğim yerlere silikonla yapıştıracağım. Öncelikle bir kasnağımızı hazırlayalım. Kasnağımızı oluşturabilmemiz için 10 santim uzunluğunda çubuklarımızı kesiyoruz. Bakın böyle tırtık bir bıçak kullanıyorum. Ondan sonra şu şekilde yaptığınızda zaten istediğiniz parçaları elde etmiş olacağız. Evet, bunun gibi yaklaşık şu an kaç tane gidecek bilmiyorum ama 5'er santim aralıklarla olacak şekilde bunları yapıştıracağız. Eksik kaldıkça da tekrar keseriz. Evet, şimdi silikonla şu arayı yapıştıracağım. Çünkü bu büyüklükte istiyorum ben. Yapıştırdıktan sonra kenarlarına bunları yapıştıracağım. Beşer santim arayla arkadaşlar, gördüğünüz gibi çöp şişlerimizi yapıştırdık. Bakın burada 5 santim arayla 5'er santim arayla yapıştırdım. Karşılıklı olarak sayısı önemli değil. Siz daha büyük kutuda daha büyük sayıda da yapabilirsiniz. Bu şekilde hazırladık. Şimdi tezgahımız hazır oldu. Sıra İpimizi hazırlamaya geldi. Bunu bir kaldıralım. Evet, şimdi sıra iplerimizi hazırlamaya geldi. 3 tane ipimizi aynı anda tek ip haline getireceğiz. Bir seferde böyle böyle saracağız diye uğraşmaktansa 3 tane ipi bir ip haline getiriyoruz. Ve üçünü bir anda bakın bu şekilde daha kalın ip halinde sarabilirim. Ben bir düğüm attım. Ve bu şekilde sarıyorum. Bunu bir yumak haline getireyim. Bu şekilde gördüğünüz gibi üçünü bir yumak haline getireceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırladığımız tezgahımıza tek tarafı pomponlu olacak şekilde ayarlayacağım. Bir başka videoda da iki tarafı pomponlu olarak ayarlayacağım bunu. Şu an tek taraflı pomponluyu göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar, şimdi ilk işimiz gördüğünüz ilk çubuğumuza bunu bağlıyoruz. Bu alt katta olacak olan renk. Bunun karşısına gelen çubuğa ve yanındakine etrafına bakın. 1, 2. İkincisinin etrafından doluyoruz. Buna doluyoruz. Ve üçüncüsünü bakın buradan buraya, kendi etrafına değil, buraya.
Sonra bakın şu açık alan yere sırasıyla. Şu an ikinci katını gidiyoruz iplerimizin. Ama 6 kat ip dolamış olduk. İplerimizi üst üste sarmayla, 3 kat ipi sarmayla 6 kat gitmiş olduk. İpinizin kalınlığına göre kendiniz sayıları artabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Şu an üçüncüye gidiyorum. Altı, dokuz kat oldu. Şimdi bu tarafı karşılıklı olarak gelmemiz gerekiyor. Bunu doladıktan sonra en son şimdi karşıya geçiyoruz. Şöyle arkasından, pardon, şu şekilde etrafından bir doladım. Evet, bunun karşısına geliyorum. Bu şekilde. Şimdi böyle çapraz artı olacak şekilde, bakın şekilde kare kare olacak şekilde hepsini üçer kez sarktan sonra ipimizi kesiyoruz ve buraya bağlıyoruz. Bu kenar kısımları sonra saçak olacak zaten. O yüzden çok şey değil, önemli değil. Evet, gördüğünüz gibi bir katı bu şekilde sardık. Şimdi sıra pompon yapacağımız beyaz kata geldi. Bunu da buraya düğümlüyoruz. Bunları 3'er kat gitmiştik. Yani 3, 6, 9 tane 9 kat ip var. Bunu daha fazla gideceğim. Sayısını yaptıkça bir bakalım hani kaç sıra istiyor. Pompon yaparken şu şekilde doluyoruz. Doluyoruz da elimizde mesela kaç 50-60 kez falan dolanıyor. Yaklaşık 3 kat olduğuna göre 10 kat en az gitmemiz gerekecek yani. 10 kat, 20 kat gideceğiz. Bakalım. Sırasıyla aynı. Bu şekilde bunu da böyle saracağız. Sarma işlemimiz aynı. Burada olduğu gibi olacak. Devam edeceğiz sarmaya. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığımız işe bir de şöyle yakından bakalım. İlk aşağı katlara 3'er tane yaptık. 3'er tane yaptık derken 9 kat ip dolamış olduk. 9 böyle 9 bu şekilde. İp doladık. Üstüne ben bir yöne 15 sıra. Yani 15 çarpı 3 45 kat oldu. Evet, 45 kat oldu burası. 45 kat burada var. Şimdi şöyle bir kenar bakalım. 45 kat bu şekilde, 45 kat da şu şekilde karşısı, yani şunların üzeri olacak şekilde beyaz iple dolayacağız. Şöyle bakalım. Evet, 45 sıra buradan, 45 sıra da buradan olacak şekilde şöyle. Onları da sarayım. Ondan sonra devam edelim. Bakın şurada şeyler boyu kısa geldi biraz. O yüzden ben mandallarla şu şekilde tutturdum. Siz de isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Hem kaçmasını engellemiş olduk. Yani yukarı doğru çıkıyor. Onları engellemiş olduk.
rahat iş yapmamızı sağladı dolayısıyla. Evet, dediğim gibi şimdi bunu çaprazında yaptıktan sonra videomuza devam edelim. Evet, bu şekilde karşılıklı olarak sardıktan sonra 15'er kat sardık. Toplamda 45 kat ip oldu beyazlarımız. Benim ipim bitti. İsterseniz biraz daha fazla yapabilirsiniz. 9 kat aşağıyı sardım. 45 kat da yukarıyı sardım karşılıklı olarak. Şimdi artık bunları bağlamaya geldi sıra. İki çeşit bağlama yöntemi var. Bir ipimizi keserek bağlayabiliyoruz. Bir de ipimizi yürüterek, yani kopartmadan bağlayabiliyoruz. İkisini de göstereceğim ben size. Hangi teknikle yapmak isterseniz, hangisi kolayınıza gelirse o şekilde bağlamaya devam edersiniz siz. Evet arkadaşlar, birinci bağlama yöntemimiz kopararak bağlama yöntemi bu şekilde. Ben onu bir göstereyim. İpimizi biraz şöyle uzun alıyoruz. Şu şekilde, bakın şu artıyı görüyorsunuz ya. Bu artıyı aşağıdaki bütün iplerle beraber bakın alıyoruz. Sonra bu şekilde çapraz olarak bağlıyoruz. Sımsıkı bağlayalım. Sonra bir daha bağlayalım. Bir de şu şekilde çapraz olarak altından iki kez geçiriyorum ben. Bu şekilde bağladık ve ipimizi kesiyoruz. Birinci sistem bu şekilde. Evet, diğer yöntem ise ipi yürüterek yapmak. Bunun için ise ipi bakın burada bağladık. Şurada bağladık. Ben bir iki tane yaptım. Şu şekilde tutuyoruz. İp buradayken şu şekilde çapraz öbür tarafından çıkardık. Bakın şunu birkaç kez, iki ya da üç kez döndürüyoruz. İçinden geçiriyoruz. Sonra sıkılaştırarak dibine ipin oturmasını sağlıyoruz. Sonra çapraz olarak bakın bunu birkaç kez şöyle çevirmiş oluyoruz ki ip düğümlenmiş olacak. İçinden geçirdik. İpimizi bırakmıyoruz elimizi. Dibine oturana kadar. Bu şekilde. Yani birer kat daha yapsak iyi olacak. Evet, bu şekilde de yürüterek ipimizi kopartmadan yapmış oluyoruz. Aynı şekilde bu da sağlam oluyor. Ama bunu tüyosu şu şekilde birkaç kez dolayıp içinden geçirmek oluyor bunun içindeyken. Yani bakın şunu yaptık. Birkaç kez doluyoruz. Çapraz alttan geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şu ipin içinden geçirip bunu bırakmıyoruz, yoksa altına kayıyor. Dibine kadar, bunu oturana kadar, yavaş yavaş oturana kadar çekeceğiz. Evet, tüyosu bu arkadaşlar. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Bana keserek yapmak daha kolay geliyor. Ben o şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsini bağladık. Bu şekilde bir görüntü oldu. Şey yapacağız, şimdi keseceğiz bunları makasla. Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıkacak. Bu dediğim gibi tek taraflı bir battaniye olacak. Tek taraflı battaniye derken tek tarafı pomponlu. Bir de bunun iki tarafı pomponlu olanı yapacağız. Sonraki videomuzda. Evet, şimdi nasıl kesiyoruz? Şu alttaki pembe rengi kadar iplerimizi keseceğiz. Şöyle bir ayarlayalım. Evet, tam orta yerinden eşit olacak şekilde kesiyoruz. Bakın bu şekilde. Pembe ipimiz altta kalıyor. Şimdi bu şekilde bütün şu gördüğümüz ortalar ve şu şekilde kesilecek. Şimdi burada keserken dediğim gibi sadece burada beyaz var. Beyazları kesiyoruz.
Sadece beyaz, pembeyi kesmiyoruz. Bakın. Bu şekilde. Bir de karşısını keselim. Pembe iplere dikkat edelim, onu kesmeyelim. Şimdi hepsini aynı dediğim gibi ortadan bu şekilde kesiyoruz. Hepsini bu şekilde kestikten sonra işimiz bitmiş olacak. İpleri dikkatli kesersek bir sorunla karşılaşmayacağız. Yani önemli olan alttaki pembeyi kesmemek. Evet, gördüğünüz gibi pomponlarımız yavaş yavaş çıkmaya başladı ortaya. Şu kenar kısmını da bakın, şurada mandalladığımız yerler vardı. Mandalları çıkartıyoruz ve şu kenardan pomponumuzun diğer kanatlarını da keserek sadece beyazı kesiyoruz yine. Pembeler çünkü aşağıda bizim pomponlarımızı tutan temeller olacak. Bu şekilde keserek şunları çıkartıyoruz yani. Uzun görünenleri keserek bu şekilde düzelterek devam edeceğiz. Evet, bu şekilde kesiyoruz ve sonra şöyle üzerlerinde fazlalık olanları, yani uzunluğu kısalı olanları da makasımızla düzelterek bir yuvarlak görüntüyü elde edeceğiz. Daha kalın iplerle yaparsanız daha güzel pomponlarınız olur. Benim ipim biraz inceydi. O yüzden böyle bu tarz pomponlarımız oluyor ama istersek bu pomponlarımızı tarayarak daha peluş bir görüntü elde edebilirsiniz istersek. Onları da bir yapmayı gösterebilirim size. Gördüğünüz gibi bu şekilde bakın güzel pomponlarımız oluyor. Beyaz yerleri kesiyoruz pembe iplere kadar. Evet, gördüğünüz gibi battaniyemiz genel olarak bitti. Şimdi bu pomponları biraz daha kabarık hale getirebilmemiz için tarakla tarıyor gibi yapacağım ve biraz daha pompon haline dönüşmüş olacak. Pompona benzeyecek. Bakın böyle dişli bir tarakla üstünden birkaç kez gittiğinizde bakın daha çok kabarık oluyor. Bakın şimdi şuradaki fazla olarak yaptım. Bir de onun diğerlerine bakın. Aradaki farkı göreceksiniz. Şimdi bunu biraz yapayım. Değişik yönlerde yaparsanız. Yalnız çok dişlerini geçirmeyin taran. Pomponlarımızın telleri çıkmasın. Bakın şimdi şunlarla biraz daha yapmamız gerekecek ama şimdi şunlarla şunun arasındaki farkı görüyorsunuz. Bakın uzaktan da yapalım. Bak diğerleri tane tane dururken bu tarakla yaptığımız daha pompon peluş görüntüsünde olmuş oluyor.
Bunu bu şekilde yapalım. Pomponların üzerinde fazlalıklar oluşursa onları da keselim. Bakın gördüğünüz gibi bunlar diş diş dururken bunlar daha yumuşacık yumuşak bir görüntü elde etmiş oldular. Evet, bu şekilde battaniyemiz neredeyse tamam diyelim. Şu kenardaki kısımları şu aralardan keserek çıkartacağız. Çıkarttıktan sonra diplerine düğüm atsak da olur, atmasak da olur, siz bilirsiniz. Yalnız ben bu alt kısma 3 kat gittim, biliyorsunuz ipim azdı. Bunu da en az 15 kat gitmemiz gerekiyordu. 3 katlı ipi 15 kez, yani 45 kat olması gerekiyordu tel, tek tek tel düşünürseniz eğer. Bakın burada 9 kat var. Bunun en az 45 tane olması lazım ki alt katının da güzel pofidik durması için. Çünkü şu şekilde ince oldu. Ama siz kendiniz en az 45 kat olarak yaparsanız battaniyeniz daha yoğun bir görüntü elde edecek. Ben... Evet arkadaşlar, iki ayrı taraftaki pomponları görüyorsunuz. Bakın sol taraftakileri taradık. Daha pofidik pofidik duruyorlar. Sağ taraftakiler bakın tane tane duruyorlar. Farkı fark ediyorsunuz. Siz de bu şekilde tarayarak pomponlarınızı daha yuvarlak, daha peluş hale getirebilirsiniz. Dediğim gibi ben şimdi bunların kalanını da yapayım. Videomuza devam edelim sonra. Evet arkadaşlar, pompon battaniyemiz bitti ama ben altına kumaş eklemek istiyorum. Evde şöyle küçük bir battaniyem vardı. Battaniyeyi ben bu pomponlu battaniyenin altına eklemek istiyorum. Bebeğimiz için şu şekilde daha sağlıklı, kullanışlı bir battaniye olsun istiyorum. Üstü bu şekilde pomponlu, altı da peluş battaniye olsun istiyorum. Şimdi kenarlardan şöyle 4-5 santim dikiş payı olacak şekilde bıraktıktan sonra keseceğim. Şu altlarını tek tek silikonla şuraya yapıştırmak istiyorum. Yerlerinden oynamasınlar. Hepsi sabit kalsın diye silikonla yapıştırmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi battaniyeyi silikon tabancasıyla pomponların altından minik minik silikonlar sıkarak şu şekilde yapıştıracağız. Evet. Diğerlerini de ister bunu komple kaldırıp tek tek yapıştırın, isterseniz şu şekilde altlarından şu şekilde hafifçe kaldırarak yine bütün pomponları yapışacak şekilde böyle devam edelim. Evet arkadaşlar, hepsini yapıştırdık. Şimdi şu şekilde dikişlerin içinde kalacak şekilde saçaklarımızı kesiyoruz. Yani saçakları tamamen dibinden kesmeyeceğiz. Çünkü burayı bu şekilde katlayıp dikmek istiyorum ben. Siz de isterseniz öyle yapın. O saçaklar bir şekilde yine burayı dikiş olarak tutacaklar. Şimdi biz bunları kestikten sonra bu şekilde katlayarak dikeceğiz. Burayı dikeceğiz ama isterseniz düz dikiş dikin, isterseniz bu şekilde düz dikişle bitirin. İsterseniz bu şekilde dantellerle süsleyin. İsterseniz şu şekilde su taşlarıyla, fistolarla süsleyin. Dediğim gibi süslemek için alternatif çok. İstediğiniz şekilde dantellerle, tüllerle, fistolarla bu şekilde süsleme yapabilirsiniz. Ben tülü kullanmak istiyorum ben. Bakalım sonuç nasıl olacak. Dediğim gibi siz kendiniz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu renk tülle battaniyemin kenarını bitirmek istiyorum. Yalnız şuraları dediğim gibi tamamen kesmeyin. Biraz dikişin içinde kalacak şekilde kesin. Bakın şurayı göstereyim size. Bakın. Şu şekilde biraz dikiş içinde kalsın ki şunları tutsun. Ne olur ne olmaz. Silikonları çıkabilir. Sonra dağılmasın. Evet, ben battaniyemi süsleyeceğim ve son halini size göstereceğim.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi battaniyemiz bitmek üzere. Biraz uğraştırıyor ama yapımı zor değil aslında. Biraz uğraştırıyor dediğim gibi. Şimdi ben kenarına danteller dikmeyecektim ama diktim. Daha tatlı oldu bu şekilde. Kendi rengine uygun tüllerle siz de yapabilirsiniz. Ben şimdi şu yarım inciyle de etrafını yapıştıracağım, bunları süsleyeceğim. Battaniyemiz artık bu süs bittikten sonra, bu işlem bittikten sonra bitmiş olacak. Son halini de birazdan atıyorum size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi battaniyemiz bitti. Gayet şık, güzel bir battaniye oldu. İsterseniz bu pomponların göbeğine bir şeyler, inci falan ya da işte parlak taşlar falan da yapıştırabilirsiniz ama çok fazla da süslü olmasına gerek yok. Sonuçta bebek kullanacak bunu. Çıkar taşları falan, yutar Allah korusun. Evet, gördüğünüz gibi arkası peluş. Güzel bir battaniyemiz oldu. Herkese yapımı için tavsiye ederim. Kullandığımız malzemeler ip, örgü ipi, silikon, danteller ve yarım inci kullanmış oldum ben. Evinizde varsa tabii ki hemen yapabilirsiniz. Yoksa da tabii bunlar biraz maliyetli olacaktır ama kendi el emeğiniz olduğu için seve seve bebeğinize, torununuza yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşırsanız çok sevinirim. Takipte kalın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.